Bu parçada Kız Kalesi Halk Plajı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? A. Denizinin dalgalı olmadığına. Bakın arkadaşlar havuz dinginliğinde diyor. Yani denizi dalgalı değil. Bu buradan gider. B. Tarihi bir atmosfer içinde yer aldığına. Bakın şurada diyor ki deniz tatiline sıkıştırmayıp tarihle buluşturması. Burada da tarihi bir atmosfer içinde yer aldığını anlıyoruz. C. Kullanılabilirlik alanına. Bakın işte şurada diyor ki Mersin'in 600 metrelik kız kalesi halk plajı kullanılabilir alanı yani halk plajı bu kadarmış. Bu da gider. D sahip olduğu bazı ölçütlerin değiştiğine bakın demişti ki bayrak almış mavi bayrak almış daha doğrusu artık bayraksız yani sahip olduğu ölçüt mavi bayrak ölçütü değişmiş bu da gider. Fakat dinginliğinden dolayı tercih edildiğini söylemiyor sadece dingin diyor o yüzden cevap E. Bu parçanın anlatımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A sayısal veriler kullanılmıştır. İşte bakın 600 metre 2006 yılı bunlar sayısal veri. B örnekler verilmiştir. Örnek yok. Diğerlerini bulalım. C karşılaştırma yapılmıştır. Bakın bir tanesi hemen şurada. Mersin'in 600 metrelik Kız Kalesi Halk Plajı'nın bir yanında Korikos Kalesi. Diğer yanında ise bakın bir yanıyla diğer yanını karşılaştırıyor. Doğal dalga kıran görevini üstlenmiş bir kayalık bulunuyor. Burada karşılaştırma geldi. D yalın bir dil kullanmıştır. Metnimizi okuduğumuzda anlıyoruz. Herhangi bir sorun yok anlamamızla ilgili. Sade, öyle benzetmeler falan yok yani sanatlı değil. E terimler vardır. Mesela koy bir terim coğrafya ile ilgili bu da gider cevap B. Bu parçada boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? Boşluğumuz başta o yüzden metnimizi okuyalım. Bazen kadınların bazen de erkeklerin başına gelen bu talihsizlik... Vücut tipini tanımadan giyinme, yerinde ve zamanında giyinmeme, bölgesel farklılıkları göz ardı etme gibi durumlardan kaynaklanıyor. Son dönemlerde erkeklerin birçoğunun kötü görüntü vermesine sebep olan kısa paçalı pantolon modası da bu kapsamda değerlendirilebilir. İtalyan modacıların son 3-4 yıldır estirdiği bu trend şimdi Türkiye sokaklarında bu trendi takip etmek herkesin kendi tercihi. Ancak doğru uygulamak için uzmanların önerilerine kulak vermek şart. Arkadaşlar şurada bu talihsizlik deyip bir talihsizliğe gönderme yaptı. Yani buraya öyle bir şey getireceğim ki bir talihsizlik olacak. Gene şurada da demişti ki bu kapsamda değerlendirilebilir. O talihsizlik kapsamında diyor. Bakalım o talihsizlik ne? Zaten metnin devamında da anladık. Mesela kısa paçalı pantolon modasından falan bahsediyor. Muhtemelen bunlarla ilgili bir şey. Bakalım şıklara. A- Modaya uygun giyinmek her zaman iyi görünmek anlamına gelmiyor. Bazen kadınların bazen de erkeklerin başına gelen bu talihsizlik vücut tipini tanımadan giyinme, yerinde ve zamanında giyinmeme diye devam ediyor. Bu gelebilir mi? Aslında çok uydu değil mi? Modaya uygun giyinmek her zaman iyi görünmek anlamına gelmiyor. Yani kötü görünmek anlamına geliyor. Bu talihsizlik diye devam edebilir. Bence cevap geldi. Diğerlerine bakalım. Moda dünyanın farklı bölgelerindeki insanların buluştuğu ortak noktadır. Konu moda değil konu. Modanın bir kötü tarafı yani kısa paçalı pantolon modası kötü görünme ile ilgili metnimiz. C moda insanın kendine yakıştırdığı şeyleri giymesidir. Burada da modanın tanımı var B'deki gibi. Modadan bahsetmiyor çünkü metnimiz o yüzden eledik. D dünyanın bir köşesinde başlayan bir akım anında tüm dünyaya yayılmaktadır. Evet bu bir akımdan bahsediyor devamında ama burada bu akımın olumlu mu olumsuz mu olduğunu söylemiyor. Bizim akımımız bu tarihsizlik dediğine göre kötü bir şey. O yüzden kötü olan, olumsuz olan bir şık arıyorum. Bu da gider. Burada olumsuzluk yok çünkü. iyi bir akımda olabilir. E, modacılar aynı giysinin her vücut tipinde iyi durmadığı konusunda hem fikir. Ama burada da modacılardan bahsediyor. Modacıların fikirlerinden. Burada modacıların fikirlerinden bahsetmiyor. Burada modaya uygun giyinmek her zaman iyi görünmek anlamına gelmiyor. Mesela kısa paça pantolon modası var diye bu iyi görüneceğiniz anlamına gelmiyor. Cevap A. 1- bir, bir durumun nedenlerini açıklama getirme. 2- Olasılıklar üzerinden uyarıda bulunma. 3. Bir amaca ulaşmanın koşulunu bildirme belirlemelerinden hangileri bu yazının özelliklerindendir? Bakın şurada diyordu ki vücut tipini tanımadan giyinme, yerinde ve zamanında giyinmeme, bölgesel farklılıkları göz ardı etme gibi durumlardan kaynaklanıyor. Yani bir durumun nedenini açıkladı. O durumda bir talihsizlik, kötü görünme talihsizliği bu gider. Yani bunu alacağız özelliklerden biri. İkincisi olasılıklar üzerinde uyarıda bulunma. Ben hiç uyarı görmedim. Olasılıklardan yola çıkarak uyarı görmedim. 3 var mı bakalım bir amaca ulaşmanın koşulunu bildirme işte şurada dedi ki doğru uygulamak için uzmanların önerilerine kulak vermek şart bu koşul var dedi o yüzden 1 ve 3'ü alacağız yani cevap D bu parçaya göre sanat eserinin tanımı aşağıdakilerden hangisidir bakalım parçamız neden bahsediyor Ressamın tablolarında saptadığı şey belirli bir yerde, belirli bir gün ve saatte görülüp de bir daha görülmeyecek olan renklerdir. Şairin ele aldığı konular da kendinin ama yalnızca kendinin olan ve hiçbir zaman kendinden başkasının olmayan bir ruh durumudur. Oyun yazarının gözlerimizin önüne serdiği de bir ruhun açılışı, duygu ve olayların canlı bir akışı ve nihayet bir kez olup da bir daha asla olmayacak olan bir şeydir. Bu duygulara istediğimiz kadar genel adlar verelim. Başka bir ruhta hiçbir zaman aynı halde olmayacaklardır. Şimdi metnimizi de dikkat ederseniz bir daha görülmeyecek olan renkler ya da kendinin ama yalnızca kendinin hiçbir zaman kendinden başkasının olmayan ya da şurada bir kez olup da bir daha asla olmayacak bir şey ya da yine aynı şekilde başka bir ruhta hiçbir zaman aynı halde olmayan yani sanatı böyle tek biricik yegane olarak tanımlıyor. Biz de bununla ilgili bir şık arayacağız. A herkeste var olan gitti. Herkeste var olan dediği anda gitti. Çünkü burada hep tek olan, biricik olandan bahsediyordu. O yüzden bunu eliyorum hemen. Hiç okumadım bile devamını. B. insan zihnindeki varlık tasarımlarının beğeniye sunulması. Bundan bahsetmiyor. insanın zihnindekilerin beğeniye sunulması falan hiç yok. C. Bireysel niteliklerden etkilenen öznel bir üretimdir. İşte geldi. Bireysel niteliklerden ne dedi? Kendinin, sadece kendinin yani bireysel öznel. Öznel demek kendi yorumunu kattığı. Yine kendinin diyordu ya hep. İşte cevabımız bu de insanın iş dünyasında yaşadıklarının dışa vurumu bundan bahsetmedi. E yetenekler doğrultusunda ortaya çıkan ürünlerin bütünü bunu da söylemedi. Vurguladığı şey kendinin yalnız kendinin olan ya da başka bir ruhta hiçbir zaman aynı olmayan. O yüzden cevap C. Bu parçaya göre sanat eseriyle ilgili olarak 1- bir, Biriciktir, 2- Etkileyicidir, 3- Kalıcıdır. Yargılarından hangisi söylenebilir? Metnimizi okuduğumuzda bakın arkadaşlar bir daha görülmeyecek olan renkler. Kendinin ama yalnızca kendinin ve hiçbir zaman kendinden başkasının olmayan bir ruh durumu. Ya da başka bir ruhta hiçbir zaman aynı olmayacak. Ya da bir kez olup da bir daha asla olmayacak. Yani biriciktir, tektir, yeganedir demek istiyor. O yüzden cevap A. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi vardır? Öncelikle söyleyelim futbol topunun ilk kullanıldığı yer İngiltere değil. Tarihi buluntulara göre ve kesin olmamakla birlikte futbol topunu ilk kez Çinliler kullandı ve ilk futbolu onlar oynadı. Bu modern zamanların yalnızca 22 kişiyi sahada koşturarak milyonlarca fanatiğin hayatını etkileyen üstelik yalnızca 90 dakika sürmesine karşın kimi zaman yıllarca, kimi zaman haftalarca hakkında konuşturan ve hatta insanları kapıştırarak kavgaların çıkmasına neden olan bir buluş oldu. İngilizce'de ayak topu anlamının ve şimdikine benzer oynanma kurallarına benzer şekillerde oynanışının ilk çağlarda ortaya çıktığı sanılmaktadır. Ancak arkeolojik verilere göre Çin bu tür oyunların en yaygın olduğu bölge. Bakın burada geldi. Diğer bölgelerle karşılaştırdı. Çin bu tür oyunların en yaygın olduğu bölge en zaten ipucu verdi. Enden anlayacağız ki burada karşılaştırma var. Diğer bölgelerle karşılaştırdı. Milattan önce 2500'de Çin İmparatoru Huang Ti'nin ordusunun mensuplarına savaşırken çevik olabilmeleri için ayakla top oynattığı biliniyor. Öyküleme yok çünkü olay yer kişi zaman yok. Örnekleme yok yani bir düşünce ileri sürülüp onu kanıtlamak için örnek verilmiyor. Karşılaştırmayı gösterdim cevabımız buydu zaten. Benzetme yok. Bu nedir bu kimdir sorularına cevap veren bir şey olmadığı için de tanımlama yok. Cevabımız C. Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur. A futbol sözcüğünün anlamı nedir? Bakın işte şurada İngilizce'de ayak topu anlamına geliyor diyor. Bu gitti. B futbolu ilk oynayanlar kimlerdir? Şurada dedik ki Çinliler kullandı ve ilk futbolu onlar oynadı. Çinliler oynamış. C futbolun günümüzdekine benzer şekli ne zaman ortaya çıkmıştır? Bakın şurada dedi ki ilk çağlarda ortaya çıktığı sanılmaktadır. Bakın şurada. Şimdikine benzer oynanma kurallarına benzer şekillerde oynanışının ilk çağlarda ortaya çıktığı sanılmaktadır. De futbola benzer oyunların en yaygın olduğu bölge neresidir? İşte şurada Çin. Bu tür oyunların en yaygın olduğu bölge arkeolojik verilerden çıkmış. Bu da gitti. E ilk futbol topunun günümüzdekiyle benzerliği var mıdır? Bunun cevabı yoktu cevap E. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde tahmin anlamı vardır? İşte bakın şurada İngilizce'de ayak topu anlamının ve şimdikine benzer oynanma kurallarına benzer şekillerde oynanışının ilk çağlarda ortaya çıktı sanılmaktadır. Böyle bir tahmin var. O yüzden cevabımız C.